Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. Her şeye gücü yeten O'dur. Sizi O yarattı. Kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Zira gökleri ve yeri hak ile yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilir. Allah göğüslerin özünü bilir. Önceden inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar işlerinin vebalini tattılar. Ve onlar için acı bir azap vardır. Böyledir. Çünkü onlara peygamberleri açık deliller getirirlerdi. Fakat onlar bir insan mı bize yol gösterecek dediler ve yüz çevirdiler. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, övülmeye layıktır. İnkar edenler katiyen diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbim hakkı için mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Artık Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Toplanma günü için sizi topladığı zaman var ya, işte o gün kimin aldandığının açığa çıkacağı aldanma günüdür. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası. Allah'ın izni olmayınca hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Müminler Allah'a dayansınlar. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının ama affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz, hoş görür ve bağışlarsanız bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir, halimdir. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir. Sadakallahu'l-azim.